Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayız. Bu geceki 14 Aralık 2021 tarihli NBA maç takvimlerini vereceğiz ve kısa yorumlarda bulunacağız. Her zaman yaptığımız gibi tabii ki önceden dünkü videonun sonuçlarını açıklayacağız. Ne yaptık, ne ettik? Bu geceki video maçlarına geçmeden önce yani 13 Aralık'ta ne sonuç aldık? 13 Aralık'ta 4'te 3 tutturduk arkadaşlar. İyi bir şekilde, normal bir şekilde başarı sağladık. Doğru maçları seçip oynayan arkadaşlar tebrik ediyorum. Kazanan arkadaşlar tebrik ediyorum. Ve bize bir beğeni ve yorum ve arkadaşlarına tavsiye ederek abone olanların sayısını yükselterek yardımcı olurlarsa seviniriz. Öncelikle böyle söyleyeyim. Sonra maçlara gideyim. Detroit-Brooklyn maçında Brooklyn yener demiştik. Durant oynadı. James Harden'ın yokluğunda 1.30 orandan Durant'lı Brooklyn yendi. Yenmeyi başardı. 1.30 oran geldi. Burada Kate Cunningham fazla sayı atar. 18 sayı üstünde diye önermiştik. Ve Kevin Durant 28 sayı üstünde atar diye önermiştik. Kevin Durant 50 sayı attı. Kate Cunningham da 20 sayının üstüne çıktı. Bu ikisi de gelmiş oldu. İkinci maçımızda San Antonio Spurs New Orleans Pelicans, burada 218 üstü verdik. Bu üst gelmedi 8-10 sayı farkla. Tek gelmeyen maçımız buydu ama burada Brandon Ingram'ın 24 sayı üstünde atacağını söylemiştik. O üst oyuncu yüz baremi olarak gelmiş oldu. Üçüncü maçımızda Portland Minnesota. Minnesota Damian Lillard'sız ve McCollum'sız Portland'ı yener demiştik. 1.90 gibi güzel orandan kullanabilirsiniz. Damian Lillard oynadı. Oynamasına rağmen yine de Minnesota zor da olsa maçı kazanmayı başardı. Burada da Anthony Edwards'ın 21 sayı üstünde atacağını söylemiştik. O da 21 sayı üstünde attı. Ve bu da gelmiş oldu. Yani oyuncu yüz baremlerini de iyi bir şekilde kullanmışsanız iyi bir şekilde kazanmışsınızdır. Dördüncü maçımızda da Los Angeles Lakers Orlando Magic maçında. Burada da Los Angeles Lakers kendi evinde ne yapıp ne edip yenecektir. Farklı bir şekilde yenecektir. 3.5 handikaplı 1.40 orandan. Onu da vermiş olduk. O da gelmiş oldu. 10 sayı farkla yendi Lakers. Burada LeBron James'in liderliğinde fazla sayı atacaktır. LeBron James 30 sayı attı. Triple double yaptı. Orlando'da da Cole Anthony 20 sayı üstünde atar demiştik. O da 20 sayının üzerinde attı. Tam olarak 21 sayı. Bu da gelmiş oldu. Yani oyuncu yüz baremlerinde 5 önerimiz de gelmiş oldu arkadaşlar. Bütün maçlarda eğer orada da iyi kuponlar yapmışsanız iyi bir şekilde kazanmışsınızdır. Öne çıkarttığımız Brooklyn galibiyeti ve Lakers galibiyeti handikaplı gelmiş oldu. Üçlü de yaptıysanız Minnesota ile beraber kazanmışsınızdır. Kazanan arkadaşları tekrardan tebrik ediyorum ve 14 Aralık maçlara geçiyorum. Dediğim gibi en azından kazanan arkadaşlar bize desteğini sunarlarsa beğeni olarak, arkadaşlarına öneri olarak, abone olarak sunarlarsa ve yorum olarak seviniriz arkadaşlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Umarım bu gece de başarılı oluruz. İlk maçımıza geliyoruz. Bu geceki ilk maçımız enteresan bir maç olacak. Indiana Pacers Golden State Warriors maçı. Indiana Pacers son 3 maçtır kendi evinde kazanmayı başarıyor. Golden State Warriors biraz düşüş gösteriyor gibi gözükse de yine de iyi bir şekilde kazanıyor. Bazı maçlarını yine de liderliğini sürdürüyor. Steph Curry liderliğinde Steph Curry'nin bu maçta rekor kırma durumu var. Yani son maçta da kırabilirdi, kıramadı. Bu maçta da bir 6-7-3'lük falan civarında atabilirse rekoru yani tüm zamanların en fazla 3'lük sayı atan oyuncusu olma imkanı var. Ve bunu deneyecektir diye düşünüyorum. Son maçta da fazla üçlük denedi ama fazla atamadı. 3 tane üçlük attı. Bu maçta daha fazla üçlük atacağını düşünüyorum. Indiana ise kendi evinde iyi bir şekilde oynuyor. İyi bir seri yakaladı ama şimdi gerçek gücünü gösterme zamanları gelecek. Golden State Warriors gibi bir takım karşısında, Steph Curry'nin karşısında etkili oynayan Andrew Wiggins, Jordan Poole ve defansif etkisi çok büyük olan Draymond Green karşısında ne yapacaklar göreceğiz. Tıkanacaklar mı? Devam edecekler mi? Ben burada size öncelikle güzel oranda Golden State Warriors'un galibiyetini öneriyorum. 1.60 orandan arkadaşlar. Burada Steph Curry'nin coşacağı bir maçta
Jordan Poole da etki yapar. Tabii ki Andrew Wiggins de yapar. Damon Lee yedekler de, Bielitsa falan hepsi etki yapar. Ve Indiana Pacers'ı yenerler diye düşünüyorum. Rekor gelir mi gelmez mi göreceğiz. Ama o rekor eğer bir gün gelecektir. Golden State Steph Curry adına. Yani bu maçta da olmasa bir diğer maçta gelecektir. Ama rekor gelse de gelmese de Golden State Warriors bu maçı kazanacaktır 1.60 oranda. Oyuncu yüzbaremlerinde dediğim gibi Steph Curry'nin 27 sayı üstünde atmasını, yani 30 sayı civarına çıkmasını ve üstünü deneyebilirsiniz. Dediğim gibi hem üçlüklerle rekor kırma deneyimi yapacaktır. Indiana'da ise Karus Levert'in 17 sayı üstünde atmasını, o da son zamanlarda biraz forma girmeye başladı. Karius Levert'in 17 sayı üstünde atmasını deneyebilirsiniz. Geçiyoruz ikinci maçımıza. İkinci maçımız Atlanta Houston maçı. Atlanta son dönemde Houston'ın çok iyi çıkış yaptığı ve son dönemde maçları arda arda kaybettiği durumlar oldu. Tabii sakatlıklar orada devam ediyor. Jalen Green, Kevin Porter Jr. yanlarına Eric Gordon da eklendi gibi gözüküyor. Atlanta'da ise tabii ki onlarda sakatlık, Bogdanovic daha dönmüyor, Hunter daha dönmüyor. Ama Trey Young'ın son dönemdeki formuyla beraber, John Collins'in formuyla beraber, o özellikle de kendi evlerinde çok daha etkili oynadıkları durumla beraber bu maçı kazanacaklardır. Burada da sağlam olarak ikinci maçta Atlanta'nın galibiyetini Houston karşısında öneriyorum. En az bir 3.5 handikaplı 1.40 orandan. Tabii ki burada isteyen fazla handikapa da gidebilir. Ama en az bir 3.5 handikaplı burada Atlanta kendi evinde Houston'ı yenecektir. Houston'ın pek savaşı play-in play-off'la yok. Sadece oyuncu geliştiriyorlar, takımını geliştirmeye çalışıyorlar. Atlanta ise mecbur ilk 6'da yaralanmak istiyorlar. Yani play-in'e gitmeden play-off'a katılmak istiyorlar. Ve mecbur artık bu maçı kendi evinde kazanmak zorundalar. Burada oyuncu yüz baremlerinde tabii ki Trey Young'ın üstünü önereceğim. 26 sayı üstünde atmasını ve Houston'da ise Christian Wood'un 17 sayı üstünde atmasını önereceğim. Onu da kullanabilirsiniz. Ama özellikle Trey Young'ın 26 sayı 30 sayı civarlarında atacaktır. Daha sağlam olarak onu veriyorum. Atlanta Houston'ı yenecektir. 3.5 handikaplı en az bir 4 sayı farkla, isteyen daha yüksek handikaplara gidebilir. Geliyoruz 3. maçımıza. 3. maçımız formasını giydiğimiz gibi son maçlarda gene bu maçlarda bu yeşillerin maçında söylediğimiz gibi çoğu zaman başarılı oluyoruz. Boston'la Milwaukee maçı, yani Boston yeşiller, Milwaukee yeşiller. Milwaukee çok iyi bir formda şu anda, Antetokounmpo oynuyor, iyi bir şekilde oynuyor, etkili oynuyor. Boston'da da Tatum çok formda. Bu maçta Jaylen Brown'un da dönmesi bekleniyor. Yani biraz oynaması bekleniyor. Bir 20 dakika 30 dakika onun da etkisi olacaktır. Ama Milwaukee'de her şey tam takım yolunda. Tabii ki DiVincenzo'yla Brook Lopez yok. Onların uzun süren sakatlığı var. Ama diğer oyuncularla beraber DeMarcus Cousins'ın da katılımıyla beraber yedekten gelen center olarak DeMarcus Cousins'ı da aldılar. Onun da katılımıyla beraber daha etkili oynuyorlar. Burada tarafa gitmeyeceğim. Kendi evlerinde Boston, Tatum ve Jaylen Brown ikilisiyle, Dennis Schroeder'ın da etkili oyunlarıyla beraber son dönemde Robert Williams da formda kazanabilir diye tarafa gitmeyeceğim. Burada size üst önereceğim. Tabii ki yine üst ayarlaması umarım yapılmaz. 220 sayının üstünü öneriyorum. Burada iki takım da fazla sayı atacaktır. Kim kazanacak göreceğiz. Ama 220 sayının üstüne çıkmasını bekliyorum bu maçın. Oyuncu yüz baremlerine de gelince tabii ki Jason Tatum 26 sayı üstünde atacaktır. Ve Antetokounmpo o da 26 sayı üstünde atacaktır. İkisini de üstüne alabilirsiniz, deneyebilirsiniz arkadaşlar. İyi bir şekilde kazanmak için. Ama dediğim gibi bu maçta daha sağlam olarak 220 üstüne çıkacaktır diye düşünüyorum. Ve fazla sayı olarak bu maçı oynarsınız. Tabii ki dediğim gibi yine bir numara çekilmezse. Geliyoruz 4. maçımıza. 4. maçımız Memphis Grizzlies Philadelphia 76ers. Memphis Grizzlies kendi evinde oynadığı maçları kazanmaya devam ediyor iyi bir şekilde. Philadelphia ise aşağı yukarı Ben Simmons hariç tam takım olmayı başardı. Joel Embiid'in de dönüşüyle, etkisiyle, Tobias Harris'in de dönüşüyle, etkisiyle tam takım oynamayı başardı. Zor maçları, bazı maçları kazanıp bazı maçları kaybediyor. Memphis'te ise
Tabii ki sakatlıklar var. Ja Morant hala dönmüyor. Jaren Jackson oynamadı son maçta. Onun da durumu belirsiz. Bu eksikliklere rağmen oynamaya çalışıyorlar. İyi bir şekilde maçlar kazanıyorlar. Ama genelde daha düşük seviye takımlara karşı kazanıyorlar. Bu dördüncü maçta size önereceğim şey Philadelphia 76ers'ın kazanması 1.55 orandan. Memphis Grizzlies kendi evinde etkili oynayan bir takım ama burada Philadelphia 76ers tam takım oynadığı bu maçta etkili oynayıp özellikle Joel Embiid'i durdurabilecek pek oyuncu Memphis'te olmadığı için kazanacaktır ve iyi bir şekilde galibiyet alacaktır. Oranını da gayet iyi 1.55 orandan alabilirsiniz Philadelphia 76ers'ın galibiyetini. Burada tabii ki Memphis'te eksiklere rağmen Dillon Brooks'un 20 sayı üstünde atmasını bekliyorum. Oyuncu üz baremi olarak Joel Embiid'in de tabii ki 25 sayı üstünde 30 sayı civarlarına çıkacaktır. Joel Embiid'in büyük etkisiyle beraber ve durdurulamayacak haliyle beraber Philadelphia bu maçı kazanacaktır diye düşünüyorum. O şekilde oynayabilirsiniz. Philadelphia'ya güvenmeyen varsa, güvenmeyen varsa, güvenmiyorsanız 208 sayı üstünü de oynayabilirsiniz. Burada oranı 1.60 aşağı yukarı yine aynı. Bu maçta üste çıkabilir. En az bir 208 sayı üstüne çıkabilir. Çıkacaktır diye düşünüyorum. Her zaman kendi evinde fazla sayı atan bir Memphis var çünkü. Ama ben Joel Embiid ve Philadelphia takımına bu maçta güveniyorum ve kazanacaklardır. Böyle yaptığımız 4 tahminden sonra sağlam olarak öne çıkartacağımız 2 maç olacak. Tabii ki son dönemde dediğim gibi az önce de belirttiğim gibi Atlanta Houston, Houston'ın düşüşüyle beraber Atlanta'nın çıkışıyla beraber sağlam olarak Atlanta'nın galibiyetini alabilirsiniz. Burada 3.5 handikaplı 1.40 orağından bunu sağlam olarak size öneriyorum. Ve diğer maçımızda Indiana Pacers, Golden State Warriors yani Golden State Warriors kazanır 1.60 orağından. Steph Curry'nin coşacağı bu maçta düşünüyorum bir coşacaktır. Fazla üçlükler de atacaktır ve maçı bir şekilde takımına kazandıracaktır diye düşünüyorum. 1.60 gibi güzel oranından Golden State Warriors'un da galibiyetini alabilirsiniz burada. Bu iki maçı kullanırsanız öne çıkarttığım iki maç bu. Güzel bir oran 2'nin üzerinde 2.20 oran oluşturmuş olursunuz arkadaşlar. Üçlü yapmak isteyenler diğer maçlardan tabii ki dediğim gibi bir maçı seçip yine oynayabilir. Oyuncu yüz baremlerinde de istediğiniz gibi üçlüler yapabilirsiniz. İkililer, dörtlüler karar sizindir arkadaşlar. Herkese bol şanslar, bol kupon başarıları. Hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin. Daha çok paralar kazandıracağız ve kazanacağız. Hoşça kalın.